Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle Temmuz ayında okuduğum kitaplarımı paylaşacağım. Doğruyu söylemek gerekirse beni çok mutlu eden bir ay olmadı okuma anlamında Temmuz ayı. Çünkü özellikle okumayı planladığım kitapların hepsini okuyamadım. Bu beni gerçekten mutsuz eden şeylerden bir tanesiydi. Fakat öte yandan çok severek okuduğum, gerçekten bitmesini istemediğim, bazı paragraflarını tekrar tekrar okuduğum kitaplarım da oldu. Bu da beni mutlu eden şeylerden bir tanesiydi. Bunun dışında sizin Temmuz ayınız nasıl geçti bunu çok merak ediyorum. Sizler de Temmuz ayında okuduğunuz kitapları yorumlarda paylaşırsanız bu beni gerçekten mutlu edecektir. Belki sıcaklardandır bilmiyorum ama okuma anlamında oldukça zayıf bir ay geçirdim. Fakat bunu sadece ben mi yaşadım yoksa hep birlikte yaşadığımız bir şey mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ve şimdi hemen ilk kitabımla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini okuyorum ben. Ve Temmuz ayına da serinin renkli kapaklı mahpus kitabıyla giriş yapmış olduk. Bu bence serinin gerçekten en özel kitaplarından bir tanesiydi. Benim en çok severek okuduğum, az önce de dediğim gibi bitmesini istemediğim kitaplardan bir tanesiydi. Hatta sanki bir roman değil de bir şiir kitabı okuyormuş gibi hissettim ben kendimi. Çünkü o kadar güzel cümleler vardı içerisinde. Mahpus kitabında karakterimizin aşık olduğu Albertine'le aynı evde yaşamasıyla birlikte gelişen olayları okuyoruz. Dolayısıyla onların aynı evde yaşamaya başlamasıyla birlikte biz de Marcel Proust'un aşkla ilgili olan düşüncelerini, duygularını, onun o taktiklerini okuyoruz. Aslında burada yazılan şeylerin hepsi gerçek. Birçoğumuzun yaşadığı duygular ve hatta okurken kimi zaman evet bunu ben de yapıyorum dediğim şeylerle karşılaştım. Kimi sayfalarını çok şaşırarak, kimi sayfalarını kahkaha atarak okudum. Dediğim gibi birçoğu bizim de yaşadığımız şeyler, bizim de hissettiğimiz duygular fakat kimi zaman farkında olmadığımız şeyler. Marcel Proust sayesinde bunların farkına varıyor olmak, onun o ince gözlem yeteneği sayesinde ve şiirsel kalemiyle birlikte bunların farkına varıyor olmak benim için gerçekten çok ilgi çekiciydi. Kayıp Zamanın İzinde serisini bitirdiğim zaman belki birkaç yıl sonra mutlaka yeniden okumak isteyeceğim kitaplardan bir tanesi oldu. Kesinlikle çok güzeldi ve bu kitap için bile bence Kayıp Zamanın İzinde serisi okunur. Çok güzeldi. Edebi anlamda sizi kesinlikle doyuracak kitaplardan bir tanesiyle Temmuz ayına giriş yapmış oldum. Ve masal kitabımdan bahsetmek istiyorum şimdi. Biliyorsunuz düzenli olarak her ay masal kitabı okumaya başladım ben. Viking masalları da Temmuz ayı için seçtiğim kitaplardan bir tanesiydi. Viking masalları iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı özellikle okuduğum diğer masal kitaplarına hiç benzemiyordu. Çünkü farklı başlıklar altında okuduğunuz şeyler aslında birbirleriyle bağlantılı olan konulardı. Bir kralın doğumunu, onun kral oluşunu ve onun yaşadıklarını, savaşlarını okuyorsunuz. Dediğim gibi bunlar farklı başlıklar altında fakat hepsi aynı kişiyi anlatıyor. Aslında masal da diyebilir miyiz bilmiyorum çünkü gerçeklikle de bağlantılı olan konulardı bunlar. İkinci kısma geldiğiniz zaman da yine gerçeklikle bağını koparmayan masallar okumuş oluyorsunuz. Norveç ve etrafındaki bölgenin coğrafya özelliklerini ele alan 4 tane masalla bu kitabı da bitirmiş oluyorsunuz. Güzel bir masal kitabıydı aslında. Özellikle bilgi bakımından ele alırsak bizi doyuran kitaplardan bir tanesiydi. Fakat bunları ne kadar masal diyebiliriz bilemiyorum. Çünkü masal deyince gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler geliyor direkt aklımıza. Burada anlatılan şeylerin birçoğu gerçek hayatla bağlantılı olan şeyler olduğu için şaşırarak ama severek okuduğumuz kitaplardan bir tanesi oldu Temmuz ayında. Ve hemen Temmuz ayında okuduğum John Steinbeck kitabımla devam etmek istiyorum. Herhalde düzenli olarak okuyorum fakat Ağustos ayına bir Steinbeck kitabı almadım ne yazık ki. Çünkü yoğun bir ay olacaktı ve hangi kitabını eklersem ekleyeyim çok hakkını vererek okuyamayacaktım ne yazık ki. Temmuz ayında Kaygılarımızın Kışını okudum. Bu aslında Haziran ayında okumayı planladığım fakat okuyamadığım Temmuz ayında okuduğum kitaplarından bir tanesiydi. Steinbeck'in keyifle okuduğum kitaplarından bir tanesiydi. Fakat asla Gazap Üzümleri'yle kıyaslayamam. Asla Mektuplarda Bir Yaşam'la kıyaslayamam. Ama keyifle okuduğum kitaplardan bir tanesiydi diyebiliyorum. Çünkü gerçek hayatın içinden olan karakterler vardı içerisinde. Diğer kitaplarında da gerçek hayatın içerisinde olan karakterler var tabii ki. Fakat Kaygılarımızın Kışındaki karakterler günümüze daha fazla uyan karakterlerdi. O yüzden severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Çok kalın bir kitap değil aslında 3-4 günde bitebilecek bir kitaptı fakat benim elimde biraz süründü ne yazık ki ben
bir hafta gibi bir sürede okuyup bitirebildim bunu. İçerisinde Aiton adında bir karakter var ve Aiton'un hayatından bir kesit sunmuş yazar bize. Aiton'un dönüşüm sürecini okuyorsunuz aslında. Bu biraz ilgi çekici, biraz şaşırtıcı bir dönüşüm oluyor ne yazık ki. Sonlara doğru heyecanı biraz daha yükseliyor. Aslında merak ederek kolaylıkla okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Fakat dediğim gibi sıcaklar nedeniyle çok okumaya odaklanamadığım için benim elimde sürünen kitaplardan bir tanesi oldu. Sonlara doğru heyecanı biraz daha yükseliyor. Ve en sonunda da sizi oldukça şaşırtıyor aslında. Bazı konular biraz havada kalmış gibi görünse de aslında bizim odaklanmamız gereken ana karakter Aiton olursa onunla ilgili hiçbir şey havada kalmıyor. Keyifle okuduğum Stenbeck kitaplarından bir tanesi oldu. Özellikle Aiton karakterini yaratırken kimden esinlendiğini çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok ilginç bir karakterdi. Okuduğunuz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dediğim gibi Ağustos ayında bir Stenbeck kitabı yok. Zaten 3 tane kitabı kaldı okumadığım. 3 ya da 4 tane kitabı kaldı. Onları da bu yıl sonuna kadar herhalde okuyacağım. Özellikle Cennetin Doğusunu çok merak ediyorum ama onu o yüzden en sona saklıyorum. En merak ettiğim şeyi en sona saklamayı öğrenmeye çalışıyorum çünkü son zamanlarda. Biraz heyecanımı kontrol altında tutmaya çalışmak için. Ve hemen Temmuz ayında okuduğum Peyami Safa kitabıyla devam etmek istiyorum. Bu gerçekten efsane bir kitaptı. Peyami Safa'nın en meşhur kitabı Mademoiselle Norella'nın Koltuğu ve arkasından Yalnızız en sevilen kitaplarından bir tanesi. Fatih Harbiye de öyle. Fakat Mahşer bence hepsinin de üzerinde. Mahşer kitabını okuduk bu arada Temmuz ayında. Bence hepsinin üzerinde olan kitaplardan bir tanesi olmalı. Çok fazla okunmadığı için herhalde çok fazla dillendirilmeyen, bizim duymadığımız kitaplardan bir tanesi olabilir. Benim en çok severek okuduğum Peyami Safa kitabı oldu bu da. Benim yazardan en sevdiğim kitap olmasının en büyük nedeni bu kitabın içerisinde Peyami Safa'nın bakış açısının oldukça değiştiğini görüyorsunuz. Diğer kitaplarında hep kadınlarla ilgili bakış açıları beni rahatsız ediyordu. Fakat Mahşer kitabında bunun artık değişmiş olduğunu gözlemledik biz okurken. Kurgusu her zamanki gibi mükemmeldi. İçerisindeki karakterler, karakter analizleri, karakterleri bize yansıtması gerçekten muhteşemdi. Fakat dediğim gibi bu kitapta Peyami Safa'nın bakış açısı beni en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. Çok severek okuduğum kitaplardan biriydi bu da Temmuz ayında. Mahşer kitabında da biraz konusundan da bahsetmek istiyorum aslında. Kurtuluş Savaşı'ndan döndükten sonra İstanbul'da hayata tutunmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını okuyorsunuz. Hayata tutunmaya çalışıyor her anlamda. Hem ekonomik anlamda tutunmaya çalışıyor, bir iş bulmaya çalışıyor. Bir aile kurmaya çalışıyor ve bir çevre edinmeye çalışıyor. Çünkü giderken bıraktığı hiçbir şeyi bulamıyor geldiği zaman ne yazık ki. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. Bu gencin yaşadıklarını okuyorsunuz. Bu beni aslında biraz da şaşırttı çünkü ben böyle bir konuyu ele alan bir kitap hiç okumamıştım daha önce. Yani savaş kitapları okuyoruz, savaşta yaşananları okuyoruz, savaş öncesinde yaşananları okuyoruz. Fakat savaştan dönen bir askerin yaşadığı kişisel sorunları daha önce okuduğumu hatırlamıyorum. Bu nedenle benim için özel kitaplardan bir tanesi oldu. Biri bana Peyami Safa dediği zaman aklıma ilk önce Mahşer gelecek. Ve kesinlikle herkesin okumasını istediğim Peyami Safa kitaplarından bir tanesi olacak. Dediğim gibi Yalnızız benim en sevdiğim kitaplarından bir tanesiydi. Mahşer şu an hepsinin önüne geçti. Bu ayda Şimşek adlı kitabını okuyacağız. Bakalım onu hangi duygularla okuyacağım ama Mahşer kitabını mutlaka tavsiye ediyorum hepinize. Ve yine okumakta olduğum bir serinin ikinci kitabıyla devam etmek istiyorum. Maxim Gorki'nin otobiyografik işlemesinin ikinci kitabı olan Ekmeğimi Kazanırken gerçekten Temmuz ayında bizi perişan eden kitaplardan bir tanesiydi. O kadar güzeldi ki, o kadar çok severek okudum ki bu da kesinlikle herkesin okumasını istediğim kitaplardan bir tanesi. Zaten daha önceki bir iki videomda da bahsetmiştim. Okumayı alışkanlık haline getirme sürecindeki bir insanın severek okuyacağı ve onun hayatında iz bırakacağına inandığım kitaplardan bir tanesi. Burada Maxim Gorki'nin biraz daha genç dönemlerini okuyoruz. Onun kitaplarla tanışmasını ve kitaplarla tanıştıktan sonra dönüşümünü aslında okuyoruz. Ve kitaplara ulaşmak için ne kadar çaba sarf ettiğini, ulaştıktan sonra da o kitabı okumak için ne kadar çaba sarf ettiğini okuyoruz. Okuduktan sonra insanları nasıl sorguladığını, insanlara karşı bakış açısının ne kadar değiştiğini birçok şey okuyoruz. Aynı zamanda tabii ki onun bunların dışında hayata tutunma çabasını da okuyoruz. Çocukluğum kitabında zaten Maxim Gorki'yi çok sevmiştik. O kitabın sonunda dedesi Gorki'ye var git artık insanların arasına karış diyordu. Bu kitapta da Maxim Gorki'nin insanların arasına karışmasını, insanların arasında var olmaya çalışmasını okuyorsunuz. İnsanların arasında var olmaya çalışmak elbette ki herkes için zor. Fakat takdir edersiniz ki annesi ve babası olmayan yapayalnız bir çocuk için biraz daha zor. Bu nedenle bu zorlu yolculuğa tanıklık ediyorsunuz bu kitapta da.
hem sizi çok etkileyen hem çok fazla hayat dersi çıkarmanıza olanak sağlayan kitaplardan bir tanesi. Benim üniversitelerim için çok heyecanlıyım. Benim üniversitelerimi de bitirip aslında Gorki'nin ana romanını okumak için çok heyecanlıyım. Ve son olarak Maxim Gorki okuma grubundaki okuma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. En keyif aldığım okuma gruplarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hepsi çok değerli, çok kıymetli bakış açısına sahip olan arkadaşlar. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım ana kitabında da beni yalnız bırakmazsınız. Ve hemen sıradaki kitabımla devam etmek istiyorum. Siddhartha'yı okudum sonunda Hermine Hesse'den Temmuz ayında. Bu benim uzun zamandır merak ettiğim ve okumak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Aslında oldukça da popüler olan kitaplardan bir tanesi. Birçoğumuzun popüler kitaplara karşı bir önyargısı olabiliyor. Biraz mesafeli yaklaşabiliyoruz. Bunu zaman zaman ben de yapıyorum. Fakat şunu unutmamalıyız bence. Bazen iyi kitaplar da popüler olabiliyorlar. Bence Siddhartha da onlardan bir tanesi. Siddhartha içerisinde çok fazla karakter olmayan ve çok da kalın olmayan bence sizi yormayacak kitaplardan bir tanesi. İçerisinde Siddhartha'nın kendini bulma yolculuğu var. Kimi zaman onun yaşam tarzının, ilgi alanlarının, doğrularının değiştiğini gözlemliyorsunuz. Bunların hepsi aslında normal şeyler fakat beni en çok etkileyen onun asla bitmeyen sorgusuydu. Özellikle bir sahne vardı. Bir mango ağacının altında oturuyor. Kendi bahçesindeki bir mango ağacının altında oturuyor. Ve kendini çok iyi hissediyor. Ne kadar mutlu olduğunu düşünüyor. Daha sonra aslında dünyanın herhangi bir yerindeki bir mango ağacının altında oturduğunda da yine aynı mutluluğu hissedebileceğini düşünüyor. Bu beni gerçekten çok fazla etkilemişti. Bilmiyorum bu kitabı okuyup o sahneye dikkat edenler var mı aranızda? Beni en çok etkileyen aslında sürekli böyle sorgulamanın içerisinde oluşu. Bir şeyleri yaşarken, bir şeyleri yaparken, elde ederken o sorgudan hiç ayrılmaması bence onu doğru yola götüren etkenlerden bir tanesiydi. İçinde Budizm'le ilgili şeyler de, Hint felsefesiyle ilgili şeyler de görüyorsunuz. Bu tarz kitaplardan hoşlanmayan insanlar elbette ki olacaktır. Fakat bu tarzdaki kitapları keyifli okuyorsanız bence Siddhartha'ya da bir şans verebilirsiniz. Ben bir şeyleri yaşamayı beklemeden de başkalarının yaşadıklarından çıkarımlarda bulunmayı, başka insanların tecrübelerinden faydalanmayı gerçekten çok seviyorum. Bu nedenle Siddhartha da benim severek okuduğum kitaplardan bir tanesi olmuştu. Sonu belki sizi şaşırtmayabilir ama dediğim gibi o yolda yaşadıkları benim için çok değerliydi. Bu nedenle bu tarz kitaplardan keyif alıyorsanız Siddhartha'yı da tavsiye edebilirim. Temmuz ayında sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Şimdi göstereceğim kitabı aslında Temmuz ayında okumadım. Ağustos'un ilk haftasında okudum. Fakat bu sıcaklarda gerçekten size iyi geleceğini düşündüğüm için bu videoda bahsetmek istedim. Erhan Tatlıdilli'nin Bir Yeni Evlilik İsteğiniz Var adlı bu kitaptan. Romantik komedi türündeki kitaplara karşı bir önyargınız varsa, yaz sıcaklarında kitap okumak sizi bunaltıyorsa ve biraz da gülümsemeye ihtiyacınız varsa bu kitap bence tam size göre. Çünkü bunların hepsi bende vardı. Ben çok büyük bir önyargıyla başladım çünkü çok fazla her şeye gülen bir insan değilim ne yazık ki. İzlediğiniz birçok komedi filmi, skeçler herkesi güldürürken bana çok sıradan gelebiliyor. Dolayısıyla ben bu kitabı okurken keyif aldıysam bu tarz şeylerden hoşlanan insanlar bence bu kitaba bayılacaklar. Aynı zamanda kurgusu gerçekten güzeldi. Sürekli bir sonraki sayfayı merak ederek ilerliyorsunuz. Normalde bir günde okuyup bitirebilirsiniz fakat ben bu keyfi iki güne taşımak istediğim için iki günde okuyup bitirdim. Gerçekten kahkaha attığım yerler de oldu. Çok gülümseyerek okudum ve çok şaşırdığım sahneler de oldu. Yazarı gerçekten tebrik ediyorum çünkü çok güzel bir kitap yazmış. Benim önyargılarımı yıktığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Daha sonraki kitaplarını merakla bekliyor olacağım. Eminim ki onları da keyifle okuyacağım. Bu kadar kitap okudum ben. Temmuz ayında toplamda 6 tane kitap okumuş oldum. Şöyle göstermek istiyorum size hepsini. Erhan Tatlıdilli'nin kitabını saymıyorum çünkü onu Ağustos ayında okudum. Toplamda 6 tane kitapla Temmuz ayını bitirmiş oldum. Aslında 8 tane kitap seçmiştim ben Temmuz ayında okumak için. Fakat Albert Camus'un Vebası'nı okuyamadım ne yazık ki. Ve Don Quixote'un ikinci kitabını da okuyamadım ne yazık ki. Onları Ağustos listeme de almadım. Sonbaharda bakacağım artık. Albert Camus'un Vebası'na ve Don Quixote'un ikinci kitabına sonbaharda yeniden bir şans vereceğim. Şans vermeyeceğim aslında, mutlaka okuyacağım. Dediğim gibi sıcaklar beni çok kötü etkiliyor ve okumakta gerçekten zorlanıyorum. Kitap okurken sürekli dışarıda gezmeyi hayal ediyorum. Planlar yapıyorum, bir yerlere gidiyorum. Yanıma kitap da alıyorum tabii ki giderken ama yine de bir sonbaharda okuduğum kadar verimli okuma gerçekleştiremediğimi farkındayım. Sizde durumlar nasıl, bunu yazarsanız umarım yalnız değilimdir. Benim gibi okuyamayan arkadaşlar vardır. Yalnız olmamak beni mutlu edecektir.
Dediğim gibi sizler de kendi durumunuzu yazarsanız yorumlarda beni çok mutlu edersiniz. Umarım keyif alarak izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Eğer hala abone değilseniz daha sonraki videolardan haberdar olmak için ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.